Selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Almanya'da yüksek lisansı konuşuyor olacağız. Almanya'da yüksek lisans ve onun yanında getirdiği yaşam ve yaşamda neler karşılaşıyoruz? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Bugün Batuhan Bilmez'le beraberiz. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle Batuhan hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Almanya'da yüksek lisans konuşacağız ama birazcık kendinden bahsedebilir misin? Neler yaptın? Nerede okuyorsun? Ne yapıyorsun? Biraz senden başlayalım. Ben şu an Almanya'da Münih'te yaşıyorum. Münih Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. ODTÜ İnşaat mezunuyum. Münih Teknik'te hangi yüksek lisans yapıyorsun? Münih Teknik'te de inşaat mühendisliğinde yüksek lisans yapıyorum yine. Ama biraz daha inşaatın yazılım IT tarafı diyebilirim. Yani standart bir inşaat mühendisliği yüksek lisansı gibi değil. Peki yüksek lisansını yaparken çalışıyor musun? Nasıl geçiniyorsun? İlk yılımda, bu benim ikinci yılım oldu artık Almanya'da. İlk yılımda bloke hesabım vardı. Onunla geçindim diyebilirim. İkinci yılımda iş buldum. Şu an çalışıyorum. Hem çalışıp yarı zamanlı hem de eğitimime devam ediyorum. Ben biraz da geçmişini biliyorum ama onlardan da bahsetmek istiyorum. Sen ODTÜ'de de ekstra bir yüksek lisans yaptın ve ikinci yüksek lisans olarak Almanya'yı tercih ettin. Bu tercihin arkasında ne vardı? Neden Almanya'yı tercih ettin? Ben ODTÜ'de yüksek lisansa başlarken kariyer hedeflerim biraz daha farklıydı. Biraz daha akademik ilerlemek istiyordum. Daha sonra kendimi bir şekilde yazılımcı olarak buldum ODTÜ'de. Araştırma görevlisi olduktan sonra ve kariyer değişikliğine gitmek istedim. Bunu nasıl yaparım diye düşündüm. Bununla ilgili de en iyi fırsatı Almanya'da buldum. Çünkü bilgisayar mühendisliği yüksek lisanslarına başvuramıyordum. Lisansta topladığım krediler olsun. Yeterince o background'um olmadığı için kabul alamıyordum. Ama Münih Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği yüksek lisansı yaparak yazılımda kendimi ilerletebileceğimi gördüm araştırınca. Bu yüzden kariyer değişikliğimin başlangıcı olarak oraya gittim. Şu anda da zaten yaptığım iş yazılım geliştirme. Aslında biraz hedefime ulaşmış oldum. Düşündüğüm gibi oldu yani. O zaman birazcık Almanya'yı özetleyecek olursak. Almanya'da yaşam nasıl? Almanya'da yaşam başlangıcı bence adaptasyon olarak çok kolay değil. Her ne kadar sayısı çok fazla olsa da yani. Etrafınızda günlük hayatta çok fazla Türk'le karşılaşabiliyorsunuz. Okulda çok fazla Türk'le karşılaşabiliyorsunuz. Yine de diğer ülkelerden konuştuğum insanlardan da duyduğum göçmen olarak ya da yabancı olarak gidip yaşama başlanacak en kolay yer olmadığını söylüyorlar. Daha kolay yaşanabilecek ülkeler kesinlikle var. Mesela ama, nereyi söylüyorlar? Yani spesifik olarak bir şey duyduğumu söyleyemem ama en büyük bariyer dil insanlar için. O yüzden muhtemelen İngilizce konuşulan ülkeler ya da daha kuzeydeki İngilizcenin daha yaygın olarak konuşulduğu halk içinde Hollanda, Danimarka belki daha kolay olabilir. İngilizce konuşan ülkeler dışında söylüyorum. Onun dışında yaşam stresi düşük. Yani Münih gibi büyük bir şehirde yaşamama rağmen yaşamın stresi Türkiye'dekine göre çok daha düşük. İmkanlara ulaşım çok daha yüksek Türkiye'dekine göre. O da işte hani gelişmiş ülkenin getirdiği bir şey tabii. Şey güzel, çok fazla Münih gibi metropol ve kozmopolit bir şehirde yaşamak da daha kolay. Dil bariyeri var diyorum ama yine de bir şekilde insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Çünkü insanlar artık Uzak Doğulusu, Asyalısı, Güney Amerikalısı, Türk'ü, Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen ve Almanca konuşamayan insanlara alışmışlar ve bir tık uyum sağlayabiliyorlar. Hani Almanca bilmesen bile yaşayabiliyorsun. Ama belki daha küçük şehirlerde Almanya'da aynı olmayabilir bu. Adaptasyon süreci biraz işte sıkıntılı oluyor. Çok fazla evrak işi oluyor. Saçma bulduğun birçok işlem oluyor. Almanya sonuçta. Aynen. Ben burada aslında dedin ya dil bariyeri. Ben bunu birazcık açmak istiyorum. Bir sosyal çevren var. İş hayatında var, okul hayatında var. Yaşadığın bölgede, mahallende bir sosyal çevren var. Ve burada aslında dil bariyerinde nelerle karşılaşıyorsun? Hani kimler İngilizce konuşabiliyor, kimler Almanca konuşabiliyor? Nasıl bir ortam var? Okulda zaten okul İngilizce, herkes İngilizce konuşuyor rahat bir şekilde. İşte de aynı şekilde. 10 kişiyle çalışıyorum. Hepsi Alman olmasına rağmen İngilizce konuşuyorlar. Benim olduğum ortamda hemen İngilizce'ye çeviriyorlar. Şimdi böyle o konuda bir baskı yaratmıyorlar. Ama şöyle ki günlük yaşantıda özellikle hizmet sektöründe işte market çalışanı, kargo çalışanı, hizmet sektöründeki insanlar özellikle göçmenler oluyor. Adam zaten atıyorum Hırvatistan'dan gelmiş. İngilizce öğrenerek gelmiyor. Almanca öğrenerek geliyor. İngilizcesi de yok. Sen de İngilizce iletişim kurmaya çalışınca adamın İngilizcesi yok. Senin de Almancan yok. Orada birazcık böyle konfor alanının dışına çıktığını hissediyorsun. Böyle kendini ifade edememek biraz şey yapıyor insanı açıkçası. Rahatsız ediyor ama devlet işlerinde yani resmi işlerde
İngilizce herkes konuşuyor, okulda herkes konuşuyor, işte o yerde konuşuluyordur. Biraz şey, iş ararken Almanca'yı seçiyorlar gibi hissediyorsun. Çünkü çoğu iş ilanında Almanca ön koşulunu koyuyorlar. Aslında tam olarak da bu değil mi? Mesela dedin, iş yerimde herkes Alman ve sen olunca İngilizce konuşmaya dönüyorlar. Ve hani onların da işini devam ettirebilmesi adına aslında Almanca bilen birine daha çok ihtiyacı olduğunu da söyleyebiliriz bence. Ya tabii buna şöyle bakabiliriz şimdi. 10 Türk çalışıyoruz. 11. İngilizce konuşan biri olunca, Türkçesi olmayan biri olunca bir böyle şey oluyor. Hani işte aksama demeyeyim de yavaşlama olabilir. Bu şekilde düşünebiliriz bunu yani. O yüzden onları da çok haksız bulamıyorum. En azından benim yaptığım işler İngilizce yürüyebiliyor. Muhtemelen onu tolere edebiliyorlar. Ama mühendislik, inşaat mühendisliği işlerinde özellikle İngilizce değil de Almanca'yı çok fazla ön koşul olarak görüyorlar. Bir tık daha zor oluyor. Şimdi sen peki o ekipteki 11. olarak, yani tek yabancı olarak, hani ekibe adaptasyon açısından nasıl düşünüyorsun? Neler hissediyorsun aslında yabancı olarak? En başlarda biraz açıkçası tedirgin oldum. Yani doğal. Çünkü oradaki ilk iş tecrübemdi. Herkes Alman. Ben de Almanca çok hani sipariş verebilecek kadar diyeyim. Almancam o kadar yani. Ama insanlar gerçekten anlayışlı. Çünkü adamların asıl önemsediği işin yapılıyor olması. İşi yapanın kalifiye olması. İş yapıldığı sürece çok dili önemsemediler açıkçası. Böyle şey baskısı da çok oluşturmadılar. Almanca öğrenmen gerek. Kesinlikle bunu hissetmedim. Ama şunu hissettim. Eğer devamlılık sağlamak istiyorsam orada, ben MAN'da çalışıyorum. Tamamen Alman kültürü orada. Hatta Alman'dan öte Bavyera kültürü hakim. MAN'da çalışmaya devam etmek için Almanca bilmem gerektiğini kendim hissettim. Kimse bana herhangi bir şekilde baskı yapmadı ama şirketin işleyişini, şirketin iş kültürünü öğrendikçe bunu... İş akışını gördükçe aslında, evet, yani... hani oraya tam adapte olmak için Almancayı gerçekten biliyor olmak değerli olacak diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle yani. Ki bence birçok şirket içinde her ne kadar uluslararası şirketler olsa da Almanya ve Bavyera merkezli olan şirketlerde farklı bir kültür var. Bunu şeyden hissedebiliyorsun. Orada çalışan, yine uluslararası şirketlerde çalışan insanlarla konuştukça orada bir farklılık olduğunu hissediyorsun. Onlarda olmayan, orada olan birçok şey var. Ve bu hani Alman çalışma, iş kültürüne özgü şeyler. Ve bir yerde kendine diyorsun ki eğer buna uyum sağlayamazsam çok sürdürülebilir olmayabilir benim için burası. Ben en azından kendi kendime o yorumu yaptım diyebilirim. Ama insanlardan kesinlikle şey görmedim. Almancayı dayatacak bir tavır asla görmedim. Ne kadar İngilizce bilsen de aslında o hissiyat içeride yavaş yavaş oluşuyor tabii. Evet. Burada ben Almanya'daki biraz da yaşam maliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Yaşam maliyetleri. Şu an Münih'tesin. Münih'te mesela ortalama bir ev kirası, aylık market harcamaların, ulaşım giderleri ne kadar? Münih sanırım Almanya'nın emlak olarak en pahalı yeri yani. Hem ev satın almak istersen hem de kiralamak istersen. Belki Berlin o kadar pahalıdır. Onun dışında o kadar pahalı bir yer yok. Münih'in merkezinde yaşamak çok maliyetli. Ben öğrenci olarak ev paylaşıyorum. 3 kişiyiz. Yani 600 euro'nun üstünde bir kira giderim oluyor. Yurtlar çok zor çıkıyor Münih özelinde. İnsanlar en az 2 sene sıra bekliyor. Öyle söyleyeyim yani. Zaten benim yüksek lisans sürem 2 yıl. Yüksek lisansın başında başvurunca yüksek lisans öğrencileri için aslında. Ya lisans öğrencilerine de hatta şöyle oluyormuş. Yüksek lisanslar öncelikli olduğu için onları biraz daha bekletiyorlarmış. Almanya'da lisans, yani Münih Teknik'te en azından 3 yıl. Lisansa gelince başvuruyorlar. Lisans bitince yurt hakkı çıkıyor. Yüksek lisans yapmak isterse eğer o haktan yararlanabiliyor gibi bir durum oluyor. Yurtlara güvenerek kesinlikle gidilmiyor. Özel yurtlar var. Onlar da fiyat performans olarak bence eve verdiğinden daha fazla veriyorsun. Öyle söyleyeyim. Ama hani o devletin yurtları çıkarsa çok daha uygun. Hani 300-400 eurolara gayet uygun yaşayabiliyorsun. Münih'in birazcık dışına çıktığında mesela iş arkadaşlarımdan fark ettiğim, hani on belli bir yaşa gelmiş, evli, çocuklu, hani geniş ailesi olan insanlar. Onlar genelde Münih'in dışındaki kasabalarda yaşayıp Münih'e arabayla seyahat etmeyi ya da işte trenlerle seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Çünkü yarı yarıya en az fark ediyor, öyle söyleyeyim. 600 kira dedin şu anki yaşamında. Evet. Ortalama olarak konuşacak olursak herkeste bir oda paylaşımı için bir odayı 500 ile 700 arasında mı buluruz diye. Kaç kişiyle paylaştığın da önemli biraz, öyle söyleyeyim. Ama ortalama 3 kişi paylaşıyor genelde. 500'ün altına özellikle son zamanlarda enerji krizi, pandemi vesaire, fiyatlarda çok ciddi artış var. Öyle duyuyorum. 500 euro ve üzeri gibi düşünülebilir. 500 euro ve üzerine bir sınır da koyalım ama. Yani sınır şey, yaşam tarzınızı nasıl seçmek istediğinizle ilgili. Doğru. Tamamen. Çok rahat, ben kesinlikle tek yaşayacağım ve belli bir standartın üstünde yaşamak istiyorum derseniz 809 eurolar minimum oluyor. Öyle söyleyeyim. Ama evi paylaşır
yaşıyorum. Evin durumu kötü olsa da olur. 5 kişiyle 6 kişiyle de yaşarım derseniz belki 500 euronun altına bile bir şeyler bulabilirsiniz yani. Kiralar bu şekilde. Aylık mutfak giderleri nasıl? Türkiye'deyken çok fazla dışarıdan yemek söyleyen bir insandım açıkçası. Gelirim de buna müsaade ediyordu. Ama orada tam zamanlı çalışsanız bile gerçekten dışarıdan yiyerek geçinmek pek mümkün değil. Yani kimse yapmıyor diyebilirim. O yüzden çok fazla market alışverişi yapıyorum. Haftalık harcamamı daha iyi biliyorum diyebilirim. Yani haftalık 50 euro civarında bir market alışverişim oluyor. 50 euro haftalık? Evet. Aylık 180 ile en az 180 aylık ama 200'ü geçtiği de az oluyor. 180 ile 200 arasında. Peki bu market alışverişinde genelde et ağırlıklı ya da işte sebze ağırlıklı öyle bir her gün kesinlikle protein alıyorum. Yani balık, tavuk, et hiç fark etmeksizin. Kesinlikle her gün protein tüketiyorum. Kötü beslenmiyorum. Kesinlikle iyi beslenerek bu fiyatlar yani. Onun dışında kafadan bazı giderler var. Mesela 10 euro kadar ben ucuz bir hat kullanıyorum. 10 euro kadar bir telefon maliyeti var. 10 GB internet bana çok rahat ettiği için bunu kullanıyorum. Kesinlikle sağlık sigortası zorunlu zaten. Hiçbir şey yapmasanız bile kafadan 125 euro sağlık sigortası gidiyor. Ama bu 29 yaş ve 6 öğrenciyseniz 29 yaşın üstünde bu fiyatı olmuyor. Farklı bir tarife uygulamanız lazım. Ondan sonra öğrenci olunca 30 euroya Deutschland Ticket denen tüm Almanya'da geçerli bir top taşıma bileti var. Hatta Avusturya, İsviçre'ye sınır şehirlere bile gidebiliyorsunuz onunla. Almanya'nın içindeki tüm trenlerde geçerli. Yüksek hızlı trenler hariç, bölgesel trenlerde, U-Bahn dediğimiz metro hatlarında, otobüslerde, tramvaylarda her yerde geçerli ve sadece 30 euro. Bence bu inanılmaz bir teklif yani. Yani Türkiye'de ya da herhangi bir ülkede bulamazsınız diye düşünüyorum. Ben birkaç ay önce hesapladığımda kafadan 850 euro giderim oluyor diye. Tam olarak sigorta, o civarda kira, oldu. Sigorta, kira, ulaşım, diğer şeyler. Peki maaşlar ne durumda? Almanya'da bir minimum ücretle beraber çalışsak bu 800 euroyu karşılayabilir miyiz? Eğer sponsorlu vesaire gitmiyorsanız, benim gibi blok hesapla gidiyorsanız bir tık ucu ucuna gibi oluyor. Ama çalışmaya başlayınca biraz daha rahatlıyorsunuz diyebilirim. Genelde öğrenci ücretleri saatlik ücret üzerinden maaşlar hesaplanıyor. Öğrenci olarak hafta 20 saat en fazla çalışma hakkına sahipsiniz. 20 saat üzerinde çalışmak isteseniz de hiçbir şirket size izin vermeyecektir. Çünkü bu konuda özellikle sigorta konularında çok sıkı denetimden geçtikleri için muhtemelen. Şöyle oluyor 20 saat dediğim gibi. 15 euronun altına çalışan, ya tek tük duydum ama 15 euro diyebiliriz öğrenciler için. Garsonluk ya da işte o tarz işler yapıyorsanız belki 13-14 euro civarında alabilirsiniz ama bir şirkette kendi eğitiminize uygun bir iş yapıyorsanız kesinlikle 15 euronun üstü alıyorsunuz. 80 saat çalışıyorsunuz haftada, işte hesabı yapabilirsiniz. Öğrenciler için vergiler çok daha düşük normalde. Tam zamanlı çalışanlar, evlilik ve çocuk durumuna göre çok fazla değişiyor vergi klasmanları ama diyelim bekarsınız, bu durumda %40'a yakın bir vergi ödüyorsunuz. Hesaplaması biraz karışık ama %40 diyebilirsiniz. Ama öğrenciyken %9-10 civarı vergi. Yani yaklaşık 1100-1200 euro civarında 1200. Çalışırken o civarda bir meblağ eline geçiyor evet, öğrencilerin. Evet 1200. Ya Münih gibi bir yerde açıkçası çok yüksek değil. Hani düşününce yaşıyorsunuz, kiranızı ödüyorsunuz, yeme içmenizi karşılıyorsunuz. Belki birkaç kere dışarı çıkıyorsunuz ve aslında maaşınız bitmiş oluyor. Ama Almanya'nın farklı şehirlerinde o para çok daha rahat yetebilir. Çünkü Münih'ten sadece 45 dakika uzaklıktaki şehirlerde yaşarsanız kiralar 600-700'lerden bir anda 300-400'lere düşüyor ev paylaşıyorsanız. Daha uygun kiraların olduğu daha küçük şehirlerde bu para çok çok yeterli ya da işte yurtta yaşıyorsanız yine yeterli Münih'te. Ancak şunu da belirtmemiz gerekiyor. Hani bir yandan eğitim alırken, yüksek lisans yaparken hani part time çalışmayla beraber bütün aslında kira, daha sonrasında yeme içme, sosyal yaşantı bunların hepsini ucu ucuna da olsa karşılayabileceği ücreti hani Münih gibi bir yerde bile sağlıyor olması aslında buradaki ekonominin gücünü de göstermiş oluyor bize. Ya kesinlikle istihdam çok yüksek. Hani nerede iş bulabileceğinizi siz bile tahmin edemiyorsunuz. Çok fazla büyük şirket var. Zaten Almanların kendi şirketi haricinde diğer uluslararası şirketlerin de burada orada genelde şeyleri oluyor. Bir merkezleri oluyor. İş olanakları çok fazla. Yalnızca stepson.de sitesinden bulmuştum. Ama aynı ilanlar her yerde oluyor yani. Nereden başvurduğunuzun çok bir önemi yok açıkçası. Sadece ona mesai ayırmanız lazım ve ben çok fazla olumsuz geri dönüş aldım. Çok fazla mülakata girdim. Yani belki 10-15 şirketle mülakata girdim ve bir yerde elendim. Bazen şeyi düşünüyordum açıkçası. Orada yabancı olmanın acaba bazı dezavantajları var mı? Dil bilmemenin bazı dezavantajları var mı? Bir de şey, özellikle Avrupa'da çalışanların cinsiyet oranına çok dikkat ediyorlar. Üst pozisyonlarda biraz daha erkek ağırlıklı
çalıştırdıkları için acaba böyle daha giriş pozisyonları için kadınları mı tercih ediyorlar? Çünkü böyle tartışmalar da oluyordu şey arkadaşlarla hani. Bir sürü faktör var ama şansınızın biraz yaver gitmesi lazım. Belli dönemleri var şirketlerin. Türkiye'de de böyledir sanırım. Hani vergi yılı tamamlandıktan sonra farklı hesaplar yapılır. Her şirket ve öğrencilerin mezun oldukları dönemler de var. Çünkü bir departmanda bir öğrenci çalışıyorsa o öğrenci mezun olduktan sonra yeni bir öğrenci alıp işe onunla devam etmeyi tercih ediyorlar. Mart ayında öğrenciler mezun oluyor. O zaman işler daha şey aktif oluyor, iş pozisyonları. Daha fazla bulabiliyorsunuz. Ya da Eylül'de biraz daha hareketleniyor. Şeyden bahsettin ya bize burada. Öğrenciler çıktıklarında tekrar öğrencileri alıyorlar. Yani şirketler aslında bunu bir kültür haline getirmiş diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Working student denen diğer ülkelerde var mı? Belki vardır bilmiyorum ama yarı zamanlı kalifiye öğrencileri tercih ediyorlar özellikle. Ve şeye de dikkat ediyorlar işte. Yüksek lisansının son dönemindeki adamı almıyorlar diyeyim. Ama yüksek lisansının başındaki adam 2 sene boyunca çalışabilecek onlar için. Birkaç aylık eğitim sürecinden sonra gerçekten işi yapabilecek birisini tercih ediyorlar kesinlikle. Ve hatta çoğu büyük şirket biraz düzeni öyle kurmuş. Çünkü öğrenci hem ucuz onlar için hem de öğrencinin işine geliyor. Hem de zorunda. Çalışmak zorunda. Evet. Aslında bir bakıma öyle oluyor. Türkiye'den geliyorsanız çok varlıklı bir aileniz yoksa çalışmak zorundasınız açıkçası. Öbür türlü dediğim gibi hani aylık böyle sınırda yaşayarak 1000-1200 euro arası bir paraya yaşarken yıllık harcamanız 15.000 euroları buluyor. Hele şimdi ben okula herhangi bir şey, yani çok cüzi bir dönemlik ücret veriyorum ama önümüzdeki dönemden itibaren benim okulum Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen öğrenciler için dönemlik 6.000 euro gibi bir ücret isteyecek. Hatta önümüzdeki dönemden itibaren almaya başlayacaklar. Onu da ekleyince yılda 12.000 euro da okula veriyorsunuz. Yani yıllık 27.000 euro gibi bir meblağ oluyor yaşam masraflarınızla birlikte. Türkiye şartlarında bunu karşılayabilecek insan sayısı da çok fazla yoktur diye düşünüyorum. En azından eskisi kadar Türk öğrenci gelmeyecektir ya da diğer ülkelerden belki Güney Amerika'da da refah seviyesi o kadar yüksek değil bildiğim kadarıyla. Ücretsiz eğitim cezbediciliği azalmış olacak aslında. Kesinlikle yani o Alman öğrenciler mesela bu durumdan çok rahatsız çünkü oradaki o çeşitliliği hani öğrenciler özellikle daha genç Almanlar diyeyim şeyi çok seviyor. Farklı kültürlerden insanların etraflarında olmasını çok seviyorlar. Sosyal hayatın canlı olmasını biraz ona bağlıyorlar. Onlar biraz rahatsız durumdan ama masrafları da en azından Türk öğrenciler için söyleyebilirim. Masraflar bayağı bir artıyor. Çalışmak zorunda gibi oluyorsunuz. Peki Almanya'da ırkçılık var mı? Ben açıkçası çok karşılaşmadım. Uğrayan arkadaşlarım oldu. Ama ya yani ben karşılaşmadım. Dediğim gibi dilim çok zayıf olmasına rağmen. Hani biraz böyle konuşmaya çalışınca yardımcı oluyorlar. Ya da muhtemelen ben işimi düzgün yaptığım sürece asla benimle ilgili hiçbir problemleri olmayacaktır. Bence Münih özelinde bir durum bu. Çünkü dediğim gibi çok kozmopolit bir yer. Asyalı, Uzak Doğulu, Güney Amerikalı, Doğu Avrupalı çok fazla insan var. Artık onlar da ya alışmışlar. Bu tarz farklı kökenlerden gelen insanlarla yaşamayı artık alışmışlar ve garipsemiyorlar dediğim gibi. İngilizce konuşma oranı da yüksek. Sadece dediğim gibi hizmet sektöründe biraz daha İngilizce konuşamayan insanlar ağırlıklı. Son olarak Almanya'ya 10 üzerinden bir puan veriyor olsaydın kaç puan verirdin? Şöyle ayırayım. Bir alışma sürecinde bir de alıştıktan sonraki süreçte alışma sürecinde 10 üzerinden 2-3 veririm. Ama o süreci atlatabilirseniz gerçekten 10 üzerinden 9 diyeyim. Dil bilsem 10 olurdu. Almanca bilsem 10 olurdu diyor. Evet. Gayet güzel. Bugünlük sohbetimiz bu kadar. Almanya'da yaşam hakkında, Almanya'da yüksek lisans hakkında konuştuk. Tekrardan katıldığın için teşekkür ederim Batuhan. Ben teşekkür ederim ağırladığınız için beni. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan likelamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere.